Çünkü metrobüse teyzenin üstüme oturdu arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Senin kadar uzakta oturup da zaten bu kadar mutlu olan insan yok. Her ve şey gelen insanın içinde. Ve buraya gelen insan. Yani Kadıköy'e kimse gelmiyor. Şşş, benim için yeri çok ayrı. Sen bir ilksin. Bir şey söyleyeceğim. Bir oyuncu olarak kanalıma konuk olduğun için teşekkür ederim öncelikle. Sen nerenin oyun, oyuncususun? Mı? Biz nasıl oyuncu olmayalım ki bu? Sen nerenin oyuncususun? İktisat sahnesi. Tek girdiğim yer. Halbuki benim fakültem eğitim fakültesi zaten. Gülsem. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim ben. Hı. Ev var ya pencere şu arka taraf. Küçücük bir radyosu var eğer yanlış görmüyorsam. Önde de çiçeği var. O kadar tatlı ki. Çeksek acaba ayıp olur mu? Bence olur. Ya tutuklanırsan seni ya yürü ya. Bir şey söyleyeceğim. Benim İstanbul'da yapmadığım o kadar çok şey vardı ki sizin arkadaş olmadan önce. Tramvaya binmedim. Doğru düzgün vapur hiç. Yani babam getirir. Hap getiriyorsun. Aynen. Anca babam Maçka'da beni yukarıdan aşağı yuvarlıyordu kanka. Benim çocukluk anılarım Maçka'dan ibaret. Bu arada çok tersime geldim. Sen soluma geçsene. Böyle daha güzel bak. Manzaranız çok güzel. Siz göremiyorsunuz. Sizin hayır, manzaranız da çok güzel. Ne yaptık burada? Fotoğrafını çektik. Ne yaptık? 2 saattir benim fotoğrafımı çekiyoruz ve ben fotoğraflarda sürekli şöyle çıkmışım. Ama sen kişiliğin kişiliğin öyle. Ne yapalım diyorsun şimdi? Ne yapalım diyorsun? Ya ben diyorum ki ben şeyi çok seviyorum mesela. Saçma sapan şeylerden mana çıkarmayı. Mesela ben kitapları alırım böyle, rastgele açarım ya da birinden sayı isterim, sayfa sayısı, sonra satır sayısı isterim. Hani buna da defter falı da kitap falı diyorum. Birbirimize bakalım istedim de bugün. Sonra bir de öyle gelişen insanların içinde bakarız yani kim izliyorsa artık. İzleyen varsa. Sen, annen. Annem izliyor. Senin annen. Yok kız benim annem izlemiyor biliyor musun? Gerçekten benim annem daha yeni geldi, izlemiyor. Kadıköy'ü ne için seviyorsun? Sizin için. Anlat Kadıköy'ü. Lan teyzem. Kadıköy'ü hiç seviyorsun? Ben mi? Ya bilmiyorum ya. Çok güzel bir yer. Mimarisi falan da güzel. Bir burayı seviyorum, bir de şeyi seviyorum. Bu akaretlerin falan binaları seviyorum. Eski bina yapıları oldu. Güzel oluyor. Bana da insanlarından mı yani burada yaşayan insanlardan mı kaynaklı bilmiyorum. Ya da sahilin etkisi mi var bilmiyorum ama şey gibi geliyor. Bir de mahalle hayatı var ya burada. Ha böyle sanki burada çok yakın bir arkadaşınla mahalle arkadaşı olabilir misin gibi aynı zamanda ya da mesela burada çok güzel bir aşk yaşayabilir misin gibi geliyor. Nasıl mesela işte Nisan ya da Mayıs aylarını düşünelim işte 25 Mayıs gibi böyle bahar hani böyle cıvıl cıvıl her yer sanki pavyon. Neyse işte böyle işte düşün. Kahvaltını geç saatte yapmışsınız zaten hani bizim gibi işsizler ne yapabilir? Kahvaltını geç saatte yapabilir. Siz yani dünyanın en boşları sıralı tam liste bir gün iki ben. İlk 50 biz Ayşe sırası böyle ilk 50. 25 o 25 ben. Aynen. Neyse işte uyanmışsın tamam mı? Duşun kahvaltını yapmışsın çok güzel bir şekilde. Muhtemelen buralarda oturuyorsan zaten evinin manzarası çiçek böcek kuş. Asla bir odak noktan yok anlatırken. Aldın mı şunu? Ben ne anlatmaya başladığımı unuttum ben şu an. Ben hatırlıyorum. Bir mesaj geldi sana telefonuna. Hazır mısın? Senden de yazdın mı ona hemen hazırım diye? Hemen yazma. Şaka şaka. Öyle şeylere gerek yok. Bu oyunlara girmeyin. Yok. 10 dakika sonra cevap vereceğim. 5 dakika sonra cevap vereceğim. Anında cevabı veriyorum net. Niye öyle düşündüm bilmiyorum. Satete gel artık. A few moments later. Neyse. Yani bana bunu çağrıştırıyor anladın mı? Hiçbir yerde senin kadar duygusal yakınlık kuramıyorum. Benim hayatım maceralarla dolaşıyor. Senin hayatında hiçbir şey sen yok. Sen dışarı çıktın ama hep bir hikayen oluyor. Ya ben, döndüğünde bir şey anlatıyorsun çünkü yani. Çünkü onu ben yaratıyorum anladın mı? Ben tövbe haş. Hayır. Alo Spotify. Taktı. Bırak şu kızı ya. Ya bizim arkadaşımız var diye anlattık
arkadaşlar. Hayır, bizim bir tane arkadaşımız yok. Biz bir arkadaş. Şimdi biz bir arkadaş grubuyuz. Birbirimize de gayet bağlıyız. Yani üniversitenin çoğu vaktini birlikte geçirdik. Evet. Hoş geldin. Şimdi bizim bu arkadaş grubundan hızlandırıyorum. Birisi var. Giresunlu değil. Aslında Erzurumlu. Evet ama Giresunlu olmak için can atıyor. Bir dönem orada yaşamış, tamam mı? Çok seviyor. Giresun olduğunu ikna etmeye çalışıyor insanları ve bakteri gibi herkese Giresun ağzı yayıyor. Hayır ama ikna edebiliyor da işte. Evet. Çünkü o kadar yayıyor ki yani biz şöyle konuşuyoruz artık. Ha burada. Sağda gelmem. Az biber. Geçen mesela Spotify bir münasebeti olmuş. Mail atacaktı. Kavga edecek Spotify. Bir isteği olacaktı galiba, hatırlamıyorum. Ya da Spotify buna bir teklif sunmuş. Bu da cevap verecek. Kameraya bakamıyorum burada. Her yere bakıyorum. Ha, mailin şöyle başlaması gerekiyor. Sevgili Spotify, dear Spotify diye başlayacak. Başlaması gerekiyor. Ama Giresunlu olduğunu sanınca şöyle başlıyor. Dear Spotify. Ne yapıyorsunuz? Ben Hataylıyım. Bu kız Diyarbakırlı. Bizim diğer arkadaşımız Elazığlı, biri de Antepli. Hani nasıl hepimiz Giresun ağzı konuşabildik? Ben dinleyemedim size Hataylı hayır, şey. Hayır konuşursun. Mesajda da öyle konuşuyoruz. Aynen. Biz de öyle alıştık. Bir şey söyleyeceğim. Her videoda bir insanın ağzına bir şarkı takmaya başladım. Öyle mi? Aynen. Abi, bir ben tane bugünkünde sen tak hadi. Ama benim de bildiğim bir şey olsun. Ben senin ağzına mı takacağım? Ya, hem izleyenler hem benim. Bir şarkı var mesela. Çok sözleri çok saçma ama ben seviyorum. Şöyle başlıyor. O o o o o o o o. Tamam ama şeyi sözü yok muydu şu an? Hı, vardı. Dedi ki ben tak ya yani insanlar. Evet. İşte kuzu kuzu geldim dediğince kapandım hisleri. Mide videomdan sonra yaptığım gerçekten iğrençim yani. İğrençlik ya resmen bu. Midem azıcık iyileşse hemen. Hemen sallıyorum. Yine abanıyorum ama neyse bu konuyu açmayacağım. Biz öyle işte küçük şeylerle mutlu olan insanlarız. 3 dakika. Öyle geçiyor ama. Çünkü aslan burcuyuz. Evet. İkimiz de. Şöyle. Ve yani alakamız yok yani. O yüzden burçlara inanan farklı şeyler düşünen insanlar var ama ben yine de astrolojiye inanıyorum. Ben de inanıyorum. Şuna değil ama. Bu hafta aslan burçları şunu yaşayacak. Bu hafta, bu ay Başak burçları özelliklerine değil mi? Kişilik özelliklerine yansıyor. Yani dünyada bu kadar şey birbirine etkiliyorken göklerde olan olaylara insanları etkilememesi imkansız geliyor. Bence de öyle. Ben de bir de ben her şeye inanmayı seven biriyim. Onun da etkisi var. Benziyormuşuz biz de. Ya yani ben de özelliklerini taşıyorum ama içime. Anladın mı? Ben insanlara yansıtmıyorum özelliklerimi. Söyleyeceksin. 5 1 2 3 4 5
Gelen cümle şu, askerleri bıraktık. Bir tane de izleyenlerin niyetini açayım. Rastgele açayım. Açtım sayfadaki 7. satır olsun, tamam mı? Tamam. Hissediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ona hak vermemek mümkün değildi. Babaannem bir lafı var. Herkese şey der, bir kavga çıktı zaman. Sen de haklısın, sen de haklısın. Herkes haklı. Onun gibi bir şey mi? Neyse, kitabı alıp gidelim. Söyle, şeker atmıyor musun? Aa. Ama dişlerim çok sızlıyor sıcak çaydan. Annem hep şey diyor, misafirlikteysem şeker atarım. Niye? İşte hani kendine şey yapıyor yani böyle. Jest yapıyor. Misafirlikte ya. Ama seviyor mu ki? Ben sevmiyorum. Seviyor ama oldum. Kilo almak istemediği için ve sağlıksız bulduğu için atmamaya çalışıyor. Ha. Ama belli bir nedenden dolayıysa kendine şey geçmesi güzel. Aynen. Ayşe işte öyle mezun oldum. Senin gibi. Ne bekliyordun? Ne buldun? Yani şimdi şöyle, genelde pederi mezunların hep düşündüğü şeydir bu. Okula girdiğimiz zaman hani atamalar için söylüyorum bunu. Çok kolaydı ya. İsmini yazan atanıyor diyorlardı. Gerçekten baktığın zaman da. Ben hatırlıyorum, biz ikinci sınıftayken, dördüncü sınıflar 76 puanla falan atanıyorlardı. Yani 76 puan da bence çok alınabilecek bir puan yani. Yani bu nedenden dolayı bir hayal kırıklığı var. Çünkü atanmak mı istiyordun sanki? Yani evet. Yani ha, ben milli eğitim... Yok ben hani... Ya şöyle, yüksek lisans yapmak isterim. O da hani daha fazla uzman sürebilmek için kendimi. Ama yok, akademik kariyer. Hani okulda kalmak. Ne bileyim. Bilimsel çalışmalar yapmak. Ben istiyordum biliyor musun? Onun hevesini kırdılar bende ama. Yapamadım. Kim kırdı? Ya bende bir şey var. Böyle bir şeye bir kere girişiyorsam o bir kere de olacak, anladın mı? Olmazsa bir daha girişesin yani. Bana tam bakayım. İşte o olduğu aslında için... Aslında böyle düşünmemen lazım Ayşe. Her zaman koşullar böyle olmuyor yani. Sadece seninle biten canım. Bir şey değil bu. Biliyor musun, bunu çok iyi tecrübe ediyorum. Yani hayat bana bir şey 10 kere yaptırdı yani. Yaptırıyor. Mecbursun, yapmak zorundasın. Bir de şey yok yani bizde bir de. Mesela biz bunu okuduk ya, bunu yapacağız yani. Aklımızda başka bir şey yok. Evet. İnsanlar birçok şey deneyebilir. Evet. Bazen bazı şeyler oluyor mesela. Okuduğu şeyle çok başka bir şey birleştiriyor. Hani ya da aslında ne biliyor musun, biraz da öz eleştiri yapıyorum. Çok girişimci insanlar olmadığımızı düşünüyorum. Evet. Yani senin için de, benim için de. Ne hakla. Çünkü bak, belki bizim... Ben kadar girişimci olabilirim. Doğru, YouTube yüz başladım. Çekişen. Hani bizim gibi fırsatlara sahip olmayan insanların kısa sürede yani, ya da bizim kadar, bizim sahip olduğumuz kadar sürede çok daha mutlu olduklarını görebiliyorum. Yani bu, bize beceriksiz demek istemiyorum. Ama ya yeterince istemiyoruz. Evet. Ama biraz da mesela şey var. Üniversite mezununda biraz gurur oluyor ya böyle. Bence, bilmiyorum, hepsinde var mıdır? Var. Okurken mesela denesek. Bizim çevremizde var bence. Okurken, evet kesinlikle. Okurken denesek yine belki olurdu. Hani bitirdikten sonra herkesin de bir beklentisi var etrafında. O gururunu böyle yediremiyorsun. Sıfırdan başka bir şeye başlamayı. Ben biliyor musun, üniversiteye gitmeyecektim. Lise 3'te öyle bir kararım vardı benim. Sen kendine verdin herhalde, ailenin haberi yok. Yo, vardı. Ya şöyle, ben dublaj yapmayı çok istiyordum. Spikerlik ya da falan öyle şeyler. Bir tane Başkent İletişim Akademisi vardı ya bizim. Hayır. Oraya girmeyi çok istiyordum. Dedim ki üniversite girmem. Babama söylerim. O zaman da ucuzdu biliyor musun? Bir seneli 1500 lira falan da. Ne ya, ki? Üniversite okumak istemiyorum deyince ben sandım ki okulu bitireceksin, evleneceksin. Böyle bir hayalim var sandım. Hayır. Öyle bir şey bekledim. Yok. Oraya gidecektim. 2 sene falan eğitim alacaktım. Sonra alaylı diye devam edecektim. Yani üniversite mezunu olmak istemiyordum falan böyle. Daha aslında şu anda mezun sayılmazsın biliyor musun? Hiç yapmıyorsun. Yapamıyorsun. Bu doğru. Bu arada önümüzde çay tabakları durduğu için bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi benim bir tane arkadaşım vardı. Ben bu arada Mersin'de yaşıyordum. Mersin'den bir arkadaşım vardı. Sohbetini severdim ama garip bir sohbeti vardı. Böyle durduk ya, saçma sapan, yani saçma sapan demeyeyim ama böyle nereden aklına geldiği belli olmayan sorular soruyordu. Bir kere onunla yemek yemiştik afiyetle. Sonra biz çay içmeye gittik. Şeyi sordu. Dedi ki, şu tabağın anlamını biliyor musun dedi bana. Hani şu kırmızılar falan var ya. Ben de haliyle bilmiyorum yani. Yani birçok insanda fikir yürütülebilir ama belki de tek bir anlamı da yoktur yani. Neyse.
Ondan sonra bilmiyorum dedim. Tamam dedi. Bul ama dedi anlamını. Dedim ki yani sen biliyorsun galiba. Evet biliyorum. Biliyor muymuş? Biliyormuş. E peki paylaş dedim o zaman. Paylaşmadı. Sen bul dedi. Neyse annemlere soruyorum, babamlara soruyorum. Hani böyle yaşı büyük, bilge gördüğüm insanlara soruyorum. Ondan sonra yok çok okuyan arkadaşlarıma soruyorum. Ne bileyim her tanıştığım insan soruyordum. Bir ara bayağı kafaya takmışım gerçekten 2-3 sene. Sonra işte benim arkadaş grubum. Cevabı nereden çıktı? Arkadaş grubum işte Ayşe Kübra. Giresunlu olmaya çalışan arkadaşımız. Ona da sormuştum. O da bir gün babasıyla herhalde çay içerken gittim öyle bir şeydi. Babası öyle. Babasına sormuş. Denk gelmiş yani. Şeymiş meğer. İşte eskiden bu kırmızılar gelinin kınalı parmaklarını temsil ediyormuş. Hani şöyle tutuksun olduğu için parmağının izi yani onun simgesiymiş. Yani gibi. Bu tabakları mavi falan yapmayın. Evet. Uymuyor yani orijinaline. O yüzden fikrine. Bu katmer katmer söyleyeyim. Aşk dertler katmer katmer. Dertlenir. Dertlenirsem Ayşe. Delilenirsem değil mi ya? Bilmiyorum Ayşe. Ortada çok karışık, çok gerginliğim bir Fatma. Öyle bir kıkıt verdi. Dertlenirsem hak ver, hak ver. Şeytan diyor yol ver, son ver. Yol ver, son ver. Gerisini. Seveni de bari. Yok. Sevenine bari son kere şans ver. Sevenine bari. Son kere şans ver. Arap işte belli oluyor. Hemen şu el var ya şu. I'm not oriental. Bir Azerilerde var şu. Bir de Araplarda var. Var. Aşiretin var senin o zaman. Al işte. Anladın mı? Ya yalan söyleme ya. Ya bu hayatta en efektif kişi bir metrobüs bir otobüs. İkisine de bineceksin şimdi. İkisine de bineceğim. Acaba ben eve gitmeyi mi sevmiyorum? Bunlar beni eve götürüyor. Bize gelsene. Niye orası da ev? Ben ama yakın. Sokaklarda otobüse geçmiştim. Binmiyorsun. Metrobüse sadece. Ama yürüyorsun. Evet olsun. Ben uçmak ve ışınlanmak falan istiyorum galiba. Şu an senin evinin daha şey olduğunu mu düşün? Ya ispat etmeye çalışıyorsun. Daha yol üstü. Hayır. Soğuk. Tamam. Tamam bitti video. Videoyu bitir hadi. Görüşürüz. Hey. Sen böyle bir konuya nasıl girersin? İşte bugünler için varım ben. Yutkunamadım zaten. Yiyorsa kalk. Yemez.